Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı tarafından kentin girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan polis ve askerlere sıcak çorba ikram edildi. İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan polis ve vatandaşlar için Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Tokat'ın Niksar ilçesinde iki kadın tarafından kimsesiz ve ihtiyaçlı çocuklar için atkı ve bere örme kampanyası başlatıldı. Niksar'da Çocuklar Gülsün sloganıyla yola çıkan Ülkü Yıldırım ve Gülay Yurtsal isimli iki kadın ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı, bere ve eldiven örerek farkındalık oluşturdular. Bu kampanyayı başlatmamızdaki amaç ihtiyacı olan çocuklara bir şekilde yardımcı olabilmektir. Bu kampanyayı başlatma sebebimiz ise bir gün caddede iki küçük çocuğun üşümüş vaziyette yürüyerek görmemiz. Bu görüntü bizi çok etkiledi ve biz de kendimizce bere, eldiven ve atkı örerek çocuklarımıza bir yardımda bulunuruz diye düşündük ve bu yola çıktık. İlk önce internet ortamında Çocuklar Gülsün adı altında bir duyuru yaptık. Ördüğümüz berelerimizi, atkılarımızı, örgü bilmeyen arkadaşların da çorap bağışı yaparak bize destek olmalarını istedik. Duyarlı halkımız bu sesimize kulak verdi ve bu şekilde devam ediyoruz. İnşallah bu yaptığımız çalışma daha güzel ve iyi boyutlara gelir ve daha güzel işlere imza atabiliriz diye konuştular. Tokat'ın Niksar ilçesinde ülkeye kaçak yollarla sokulan görüntülü diyafon, apartman konuşma ve görüntü sistemleri ele geçirildi. Niksar ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından uluslararası D100 karayolunda yapılan asayiş ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İran'dan İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada ülkeye kaçak yollarla sokulduğu iddia edilen 140 adet görüntülü diyafon, apartman konuşma ve görüntü sistemleri ele geçirildi. Piyasa değeri 100 bin TL olduğu öğrenilen kaçak malzemeleri İstanbul'a götürdüğü iddia edilen MKA adlı İran uyruklu bir kişi jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Belediye Başkanı Avukat Eyüp Eroğlu, Tokat Buhara Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Yarahmet Mahallesi Hızırhane Caddesi'nde düzenlenen kermes açılışına katıldı. Zor durumda bulunan insanlara yardım amacıyla düzenlenen kermesin 10 gün açık kalacağını belirten Başkan Eroğlu, İslam'ın sancaktarlığını yapan bu milletin her daim mazlumun yanında olduğunu belirtti. Esselamu Aleyküm, değerli başkanlarım, çok kıymetli, değerli hazirim. Hepinizi bu güzel günde sevgiyle selamlıyorum. Kermesimizin açılışımıza teşriflerinizden dolayı da ben de hoş geldiniz diyorum. Hazreti Mevlana der ki, insan öldüğünde geride üç şey bırakır. O bıraktığı üç şeyden ikisi vefasızdır. Bir tanesi ise çok vefalıdır der. Bu vefasız olan iki şey, birisi mallardır der. İnsan ölür, mallar ölür ölmez onu bırakır. İşte örneğin üzerimizde kıyafetlerimiz var, ayakkabımız var, işte saatimiz var değil mi, pantolonumuz var. Bunların hepsi birer mal. Öldüğümüzde değil mi, anında hepsini çıkartırlar. Böyle vefasızdır der maldan için. İkincisi insanın eşi, dostu, çocukları. Onlar da öldükten sonra cenaze ile ilgili hizmetlerini yapar, mezarını kazar ve onu götürür, gömer ve ondan sonra o da bırakır ve insan Rabbi ile baş başa kalır der. Ama bir üçüncü şey vardır ki iyiliklerdir der, insanın bıraktığı eserler der, güzellikler der, bu ise asla insanı bırakmaz der. Gerçekte de böyledir. Eğer ne kadar iyi insan olursak, ne kadar güzellikler bırakabilirsek, ne kadar iyilikleri arkamızdan bırakabilirsek, o zaman ne mutlu bize demek lazım. İşte sizler de burada bir iyilik için, güzellik için, insanlık için böylesine güzel bir çalışmaya ve bu çalışmanın açılışına gelmiş bulunmaktasınız.
Ben değerli başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Böyle hayra vesile olması anlamında insanları böyle bizi teşvik ettiği için. Zira burada hem el işi ürünleri, hem gıda anlamında yapılacak tüm satışlar, karlar hep hayra gidecek. Öğrenciye gidecek, Kur'an-ı Kerim okuyanlara, ne bileyim Allah'ın dini için koşuşturan insanlara hep böyle harcanması için buradan yapılacak her türlü işlemler, her türlü satışlar hep hayra gidecek. Allah yolunda gidecek ve bu da iyilik olarak, güzellik olarak da hem sizlere yazacak, hem buraya gelen, buna katkı sağlayan insanlara yazacak. Ne mutlu bizlere diyorum. Çünkü 3 günlük dünya, hepimizin bir ömrü var. Hiç kimsenin salisesinin dahi garantisi yok. Allah'ın yarın bir gün huzuruna çıktığımızda da bunlar bizi kurtaracak. Ne can, ne mal, ne başka bir şey bizi kurtarmayacak. İşte bunlar bizi kurtaracak. Onun için bugünlerde böyle işlere daha önem verelim değerli kıymetli dostlarım. Birbirimize sahip çıkalım, Allah'ın dinine sahip çıkalım. Zor günlerden geçiyoruz. Bakın ülkemiz üzerinde küffar, tek bir millet olmuş. Her taraftan saldırıyorlar. Bir taraftan FETÖ, bir taraftan bölücü terör örgütü, diğer taraftan illegal örgütlenmeler. Bir taraftan işte görüyorsunuz tüm yurt dışındaki birçok devlet ekonomik krizle her türlü üzerimize geliyorlar. Bizi diz çökertmeye çalışıyorlar. Ama evelallah bu millet 1000 yıldır bu topraklara diz çökmedi. Bundan sonra da diz çökmeyecek inşallah. Çünkü biz bu mücadelede ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz inancı olduğu için de zaten ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar dimdik şekilde durdur. Daha cumartesi 44 tane fidanımızı, 44 tane insanımızı şehit verdik. Şehitler Tepesi hiç boş kalmayacak diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Gerçekten de öyle. Şehitler Tepesi asla boş kalmayacak. Buradaki hepimiz de bu vatan için, bu din için, bu bayrak için gözümüzü kırpmadan da şehit olmaya da hazırız. Bunu da herkes buradan bilsin. Buradan da tüm dosta, düşmana da buradan bunu özellikle de söylüyoruz. Allah'ın izniyle de ben inanıyorum ki bu millet payidar olmaya devam edecek. İslam'ın sancaktarlığına yine biz aziz Türk milleti olarak yine sancaktar olmaya da devam edeceğiz. Bu arada bir hususu da söyleyip inşallah sözlerime son veriyorum. Tabii Müslüman bir vücudun azaları gibidir. Vücudun bir azasında bir şey olduğu zaman değil mi? Vücudun tamamı bundan etkilenir. Bakın hemen yanı başımızda Halep'te bir katliam var. Halep'te zalim Esed orada çoluk çocuk demeden tüm Müslüman kardeşlerimize zulüm ediyor. Orada bombalar yağdırıyor. Ufacık hiç suçu olmayan sabiler, çocuklar orada gözyaşıyla, açlıkla, sefaletle mücadele ediyor. Bugün buna duyarsız olmama günüdür. Bugün hepimizin elinden ne geliyorsa bunu yapma günüdür. Gerek nakdi, gerek aynı, yani gıda yardımıyla, para yardımıyla orada yaraların sarılması zamanıdır. Buna da duyarsız kalmayalım değerli aziz Müslümanlar. Hep beraberce de elimizden ne geliyorsa yapalım. Zira yarın bir gün Ruzu Mahşer'de o çocuklar, oradaki insanlar Rabbim bize Müslümanlar el uzatmadı, yardım etmedi. Sıcak yuvalarında, sıcak evlerinde bizden bir habermiş gibi davrandı derlerse inanın bunun hesabını veremeyiz. İnşallah bu konuya da duyarlılığınızı biliyorum. Ben de buradan en azından bundan da bir bahsetmek istedim. Bir kez daha hepinize sevgi saygılar sunuyorum. Kermesimiz hayırlara vesile olsun. Bol ve bereketli kazançlar Allah nasip etsin ki siz de bunu Allah yolunda harcayasınız diyorum. Ve değerli hocamıza da sözleri ve duasını yapması için veriyorum. Sizlere sevgiler sunuyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttakin. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 351 gündür kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşçı'nın İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dilendirildiği iddiası üzerine inceleme başlatıldı.
Reşati ilçesinde oyun oynamak için parka gittikten kısa bir süre sonra kaybolan çocukların anneleri Adile Erol ile Nazife Taşçı, bir televizyon kanalında yayınlanan Yeşim Salkın ile Yeni Ben programının konuğu oldu. Programın yapıldığı televizyon kanalına bir izleyicinin telefonla yaptığı "Çocuklar Üsküdar'da dilendiriliyor" ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. İhbar üzerine Üsküdar'da bulunan polis merkezine giden anne Adile Erol, daha önce de bu tür ihbarların geldiğini, çocukların benzetilmiş olabileceğini düşündüklerini söyledi. Polis merkezinde kendilerine olayın çocuk şube ekipleri tarafından değerlendirildiğinin ifade edildiğini söyleyen anne Erol, güvenlik kameralarının incelenerek konunun araştırılacağı bilgisinin kendisine verildiğini kaydetti. Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Ömer Çelik, Almanya'nın başkenti Berlin'deki temasları kapsamında Türk ve Alman medya temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda konuşma yaptı. Konuşmasında Halep'te dünyanın gözü önünde bir soykırım gerçekleştiriliyor ifadelerini kullandı. Geçmiş yıllarda ben de katılmıştım. Hakikaten yepyeni mezarlar bulunuyor. Hala yakınlarını arayan insanlar, aradan bu kadar zaman geçtikten sonra yakınlarının en azından bir mezarları olsun diye gayret ediyorlar, acı çekiyorlar. Şimdi benzer bir vahim durumu, çok acı bir durumu Halep'te görüyoruz. Birleşmiş Milletler'in ve dünyanın modern kurumlarının gözünün önünde bu insanlar katlediliyorlar. Bakın bir haftadır Türkiye burada insani bir koridor açılsın, masumlar, masum insanlar, siviller burayı terk etsin diye büyük bir gayret gösteriyor. Ama koridorun açılması bile çeşitli taktik bir takım mücadelelerle sürekli sabote ediliyor. Şimdi de sivil konvoya bir saldırı yapıldı ve bu saldırı neticesinde yeniden ateşkesin sona ermesi gibi bir tablonun ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor. Aslında ortada doğru düzgün bir ateşkes de yok. Sürekli olarak ateşkes kararı alınıyor ama hemen kısa zaman içerisinde bozuluyor. Tabii dünyanın gözünün önünde, modern kurumların gözünün önünde bu katliamın gerçekleşmesi dünya için bir utanç vesilesidir. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, tahliyelerin devam ettiğini belirterek, ayrılmak isteyen çok sayıda kişinin bulunduğunu biliyoruz. Tahliye edilenler sivil vatandaşlar dedi. Evet, tahliye edilenler siviller şu ana kadar. Bu sivillerin, tabii İdlib'de kalmak isteyenler orada kalır. Ama bizim sınırımızın hemen ötesinde de biz kamp kurmak için, çadır kurmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Yaralı, sivil, hasta ve çocuk gibi yani ihtiyaç duyanları da tabii Türkiye'ye hemen acilen alacağız. Daha sonra da ihtiyaç duyulursa yine onları da Türkiye'ye alabiliriz. Ama öyle görülüyor ki o insanlar bir gün Halep'e de dönmek umuduyla başka farklı, daha güvenli bölgeler olsa bile Suriye içinde de kalmak istiyorlar. Elbette insani boyut önemli, güvenlik boyutu da önemli. Her türlü güvenlikle ilgili de tedbirleri zaten alıyoruz. Sizin sorunuzla ilgili tekrar söylüyorum. Şu ana kadar yani buradan çıkışlar, tahliyeler tamamlanmadı. Daha orada çıkmak isteyen çok sayıda insan var. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu düzenlenen basın toplantısında "Önceliğimiz Halep'teki sivillerin sağ salim tahliye edilmesidir" açıklamasında bulundu. Halep'teki sivillerin tahliye edilmesi, bir insani koridor açılması yönündeki çabalar, diplomatik girişimler, bölgedeki unsurlarla, daha önce yapmış olduğumuz açıklamada da bunu söyledik, muhalif unsurlarla bölgedeki Rus askeri birimleri arasındaki şeyler, ikisini birbirinden ayrı tutmak gerektiği düşüncesindeyim ben. Yani eğer İran'ın bir takım istekleri falan varsa bunlar bu anlaşma çerçevesinde öncelikle insani koridorun açılarak Halep'teki bu insanlık dramının sona erdirilmesi. Dolayısıyla birbirine bağlantılı koşullar oraya ileri sürmek, bir takım bahaneler ileri sürmek, dün bakanımız da söyledi. Yani herkes sorumluluklarını bilsin, bahaneler ileriye sürmesin diye Sayın Bakanımız da söylemişti. Bence koşullara bağlamamak gerekir. Her durumu ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Bizim şu anda değerlendirdiğimiz Halep'teki sivillerin
sağ salim tahliyesidir. Eğer belli bir şekilde insani bir durum başka yerlerde, başka coğrafyalardaki insani durumlar söz konusu olursa, biz Türkiye daha önce de belirttiğimiz gibi insani dramların yaşanmaması için yapıcı şekilde katkıda bulunmaya hazırız. Ancak bunu başka birbiriyle ilintili, koşullu olarak yapmak hiçbir tarafa bir şey kazandırmaz. Dolayısıyla öncelikle bizim hedefimiz Halep'teki sivillerin sağ salim bir şekilde tahliye edilmesidir inşallah. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Cilve Gözü sınır kapısında tahliyelerle ilgili son durumu değerlendirdi. Gece de tahliyeler sürdü. Dördüncü konvoyda biraz sıkıntı oldu. Özellikle havada uçan bazı uçaklar nedeniyle sivil vatandaşlar endişelendikleri için sadece 190-200 civarında tahliye yapılabilir 4. konvoyla, ama şu an hızlı bir şekilde devam ediyor tahliyeler. Onun dışında dün Başbakan Yardımcımız Veysi Kaynak, AFAD Başkanımız Mehmet Halis Bilden koordinasyonla bir toplantı yapıldı. O toplantıda alınacak tedbirler hem Türkiye tarafında hem içeride alınacak tedbirlerle ilgili kararlar verildi. Şu an ekiplerimiz o koordinasyon kararları çerçevesinde hazırlıklarını hızlandırdılar, sürdürüyorlar. İçeriye bildiğim kadar 14-15 civarında yaralımız girdi. Sağlık Bakanlığımız, UMKE ekiplerimiz onları alıp buradaki hastanelere ulaştırdılar. Yaralı tahliyeleri devam ediyor. Biz de bugün tekrar tahliyelere nezaret etmek için Halep tarafına geçiyoruz. Peki çadır kentlerle ilgili bir son gelişme var mı? Efendim bir altyapı çalışması başlayacak. Şu an iş makineleri girdi içeriye. Sanırım kısa süre içerisinde bu altyapı çalışmaları da başlayacak. İdlib'de mi efendim? Türkiye'nin yakın. İdlib'de. İdlib'in bölge içerisinde. Bölge olarak belli mi? Bölge olarak sınırımıza mesafesi var biraz sanırım. 6-7 kilometre bir mesafesi olan bir bölgede. Bize gösterilen Suriyeli yönetim unsurlarının gösterdiği yerlerde bu çalışmalar yürütülüyor. En kısa zamanda da o kapasite oluşturmuş kaç olacak. Kaç kişi olacak? Kaç kişi kapasite? Altyapı hazırlığı 10 bin çadır için yapılıyor. Ama sanırım o rakama ihtiyaç duymayacağız. Peki içerisinde sahne hastanesi ve tüm altyapıları olacaktır herhalde? Tabii. Yani hem gıda hem işte normal hijyenik su sanitasyon hijyen dediğimiz mobil tuvaletleri, duşları, okulu, sağlık hizmetleri verilecek merkezi, bütün bunları barındırabilecek modern bir konaklama tesisi olacak inşallah. Kaç gün daha olması bekleniyor? İlk etabının bunun yani 3-4 gün içerisinde ilk etabının tamamlanması gerekiyor ki gelen...